Günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Ben yine her zamanki gibi sabah programımla güne başladım. Çocukları okula götürdüm, eve geldim. Henüz kahvaltı yapmadım. Çay demleyeceğim, bir iki lokma bir şey yiyeceğim. Ondan sonra günümüze başlayacağız arkadaşlar. Sebepsiz yere, ay çok antipatik geliyor aman karşıma çıkarma. Sonra belki de bizim kendimizde sevmediğimiz bir şey onda görüyoruz. İnce gıcığımıza gidiyor. Ben şunu diyorsam eğer sen... Kahvaltım hazır arkadaşlar. Bir tane tost yaptım. Kaşarlı ve salamlı. Bir bardak da çay. Bana afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi kargom geldi. Ne aldığımı göstereyim size. Ben uzun zamandır bu VIP Ahmet'in saklama kaplarından almak istiyordum. Onlar. Çünkü benim bu kuru erzaklarım hep poşetlerde. Orada burada düzenli kaplarım olmadığı için. Yani dağınık duruyor kiler dolabım. O yüzden bunlardan almak istedim ve Trendyol'dan sipariş verdim. Kısa sürede de geldi. Gerçekten çok güzeller. Ben daha önceden açıp baktım şöyle. Böyle uzunlardan aldım. Ben 3'lü kutular halinde koymuşlar. 12'li set halinde aldım. Gördüğünüz gibi... Bunları güzelce yıkayacağım ve erzaklarımı bunların içine doldurup dolabımı düzenleyeceğim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu benim için bunlar. Daha sonra küçüklerinden de alacağım. Şimdi ilk defa aldığım için ne olur ne olmaz dedim. Önce bunlardan aldım. Ondan sonra o küçük olanlardan da alacağım. Ben çekmecelere yerleştirmek istedim düzenli olarak ama benim çekmecelerimin derinliği çok az. Ondan sonra o yüzden oralara sığmıyor, böyle şeylerde görüyorum Instagram'da falan, çok hoşuma gidiyordu çekmece düzeni ama maalesef benimki öyle olmuyor. O yüzden kiler dolabıma, ada mutfağın altındaki dolabı kiler dolabı olarak şey yaptım. Oraya erzaklarımı koyuyorum, bunları da oraya koyacağım. Böyle işte normalde 249 TL 12 tanesi. Ben bunları 229'a aldım. Benim şeyim vardı, indirim kuponum vardı. Toplamda 229 TL'ye bunları almış oldum arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel. Bunları çıkaracağım. Tek tek elde yıkayacağım. Ondan sonra da kullanmaya başlayacağız. Arkadaşlar, az önce Migros'a gidip geldim. Orada video çekmek istemedim. Şimdi eve geldim. Size neler aldığımı göstereceğim. Şu Doğuş Çay 100 TL'lik alışverişe indirime girmişti. Ondan aldım. Muz aldım. Şu Yaban Mersin'den aldım. Çok seviyorum. Çilek aldım. Patates aldım. Kabak aldım. Kabak dolması yapacağım. Badem salatalık aldım. Ruffles aldım. Sade. Şu peynirli ve soğanlıyı çok seviyoruz. Ondan aldım. Ondan sonra nişasta aldım. Buğday nişastası. Pasta yapacağım çünkü. Fürsti şeftali aldım. Makarna salatası yapacağım. Onun için kornişon turşu aldım. Garnitür aldım. Şöyle aç bitir salam aldım. O salataya koyacağım. Ondan sonra vanilya aldım pasta için. Krem şanti aldım. Çikolatalı sos aldım. 2 kutu süt aldım. Makarna aldım. Salata yapacağım diye makarnam bitmişti. 2 paket makarna aldım. Şu Baby Bell peynirlerinden aldım. Lila Paws aldım çocuklara. Şu çikolatayı ilk defa gördüm. Denemek için aldım. Mandalinalıymış. Ben böyle meyveli çikolataları çok seviyorum. Sonra pastayı süslemek için şöyle çikolatalı süsleme şekeri aldım. Kaşar peyniri aldım. Bir
de şu tavuklu noodle'lardan aldım 2 paket. Başka aldığım bir şey var mı? Ha, bir de şey aldım, onu dondurucuya attım. Şimdi fresh patates aldım. Arkadaşlar toplamda ne kadar harcamışım? 404 TL nokta 63 kuruş. 404 TL harcamışım arkadaşlar. Bugünkü market alışverişim de bu şekilde. Şimdi makarna salatası yapacağım. Makarnayı haşladım ben böyle. Yoğurt, sarımsaklı mayonezliği de karıştırdım güzelce. Burada da garnitür var. Altında da kornişon turşu var. Onu da doğradım. Bu biraz sıcak olduğu için bunun soğumasını bekledim. Hemen koyunca çünkü şey oluyor. Yoğurt, sarımsak kıvamı bozuluyor, sulanıyor falan. Ondan sonra da en sonunda da üzerine biraz şöyle dilim salam doğrayacağım ve karıştıracağım. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Kurudu mu diyorum, soğudu mu acaba? İdare eder, çok soğumamış ama ılık. Şimdi şu makarnamızı önce dökelim. Çocuklar çok seviyorlar. Ben de seviyorum. Birazcık yapalım da yiyelim dedik, kaşık kaşık. Şimdi garnitürünü ve turşusunu ekleyelim. Ekle bakalım. Turşuyu sevmiyor ama olsun. Çaktırmadan karıştır güzelce. Tuzunu falan yoğurdun içine kattım ben. Tuzu güzel. Karıştır, devam et. En sonunda üstüne şey doğrayacağım. Salam. Afiyetle yiyeceğiz. Tamamdır. Şimdi salamları da doğrayayım ben buna. Evet, salamı da doğradım arkadaşlar. Şimdi karıştırıyorum ve afiyetle yiyeceğiz. Gerçekten harika oldu. Hemen bir kaşık tadına bakayım da tuzumuz azsa. Yanında böyle bir içecekle falan harika olur. Bakalım tadına. Bakayım. Harika. Evet arkadaşlar, salatamız hazır. Bunu da böyle başka bir kaba alırım ben şimdi. Afiyetle yeriz. Şimdi muzlu rulo pasta yapacağım. Önce kremasını yapıyorum. Kremasını yaptıktan sonra soğuması gerekiyor. Kekini pişirmeden önce kremayı yapacağım. Bir kenara alacağım onu. Şimdi yarım litre süte 4 yemek kaşığı toz şeker koyacağım. 1 2 3 Evet, 4, biraz daha şöyle koyayım. 4 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, 2,5 yemek kaşığı da un koyacağım. 1 2 Evet, 2,5 yemek kaşığı da un koydum. Altını yakıyorum şimdi. Bunu güzelce karıştıracağım. Piştikten sonra da 1 paket vanilya ve 1 yemek kaşığı da tereyağı koyacağım. Ondan sonra bunu soğuması için kenara alacağım.
Evet, kremamızın kıvamı tam oldu. Şimdi bir kaşık tereyağı, bir paket de vanilya ekliyorum. Bunu da güzelce karıştıracağım ve bakın kıvam gerçekten çok güzel oldu. Ondan sonra bunu kenara alacağım ve kekimi yapmaya başlayacağım. Şimdi kekimi yapmaya başlıyorum. 3 yumurta ve 4'te 3 su bardağı şekeri köpürene kadar çırpacağım mikserle. Evet, şekerle yumurtayı çırptım. Şimdi bir su bardağı un, bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya koyup tekrar çırpacağım. Ondan sonra da 170 derecelik önceden ısıtılmış fırında fansız olarak pişireceğim. 12 dakika pişmesi gerekiyormuş. Bakacağız. 12 dakika ayarlayacağız onu. Şimdi hamurumu hazırladım ve yağlı kağıt koyduğum tepsiye dökeceğim hamurumu. Ondan sonra yayacağım ve fırına vereceğim. Böyle rulo kek yapımı da biraz riskli olur ama yapmak istedim yani. İnşallah becereceğiz bakalım. Güzelce yayacağız şöyle. Eşit şekilde yaymamız lazım ki kekimiz düzgün olsun. Arkadaşlar kekimiz pişti. Şimdi bunu tepsiden alıp ters çeviriyorsunuz ve bu şekilde kağıdını çıkartıyorsunuz. Ondan sonra da üzerine kremayı süreceğim ve muz koyacağım. Ondan sonra rulo şeklinde sarıp streç filme saracağım. Şöyle göstereyim. Ve şeklini tam alması için bir süre dolapta beklemesi gerekiyor. Yoksa şekli bozulabiliyor, rulo şekli. Bu şekilde kekimiz çok güzel oldu yalnız. İşte böyle. Şunu alayım şuraya. Şimdi kremasını süreceğim ve rulo yapacağım. Evet arkadaşlar, pastamızın son aşamasını gösteriyorum size. Çünkü bayağı bir uğraştım. Kenarlarından biraz kestim düzgün olması için krem şanti sürdüm üzerine ve üzerine de şu
Pakmaya'nın çikolatalı süsleme şekerinden döktüm. Bu şekilde. Ve pastamız servise hazır arkadaşlar. Şimdi akşam yemeği hazırlığı yapıyorum. Bir gün önceden kabak dolması yapmıştım. Onun içini ben ayırıyorum. Daha sonra mücver yapıyorum. Kabak mücveri yapacağım şimdi. Kabak içlerini rendeledim. Ondan sonra bir tane havuç rendeledim. Bir çay bardağı kadar un, bir yumurta, soğan rendeledim. Ondan sonra baharat koydum. Tuz, karabiber, kimyon, pul biber. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Ondan sonra da şöyle yapışmaz tavada birer kaşık koyacak şekilde arka lönünü kızartacağım ve mücverlerimiz hazır olacak. Şurada makarna suyu koydum. Köfte patates kızartacağım ayrıca. Bir de bu kabak içi varken bunu da ziyan olmasın dedim. Mücver yapayım dedim. Ondan sonra önce bunu kızartacağım. Bu soğuk da yeniyor çünkü. Köfte patatesler sıcak olması lazım. Makarna bir de yoğurt yapacağım. Bu akşamki öğünümüz de bu şekilde. Şimdi mücverleri şöyle birer kaşık tavadaki yağ kızdırdım. Şöyle tek tek koyuyorum şimdi. Arkalı önünü çevire çevire kızartacağım. Ben çok severim bu mücveri. Özellikle Ramazanlarda yapardık. İftarlarda, sahurlarda harika bir lezzet. Bunun içine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Mesela kaşar peyniri konabilir. Beyaz peynir koyan var. Yeşil soğan koyan var. Patates rendeleyebilirsiniz. Her şey olur bunun içine. Bütün sebzeler harika oluyor. Şimdi ben bunları güzelce kızartayım ve kızarmış hallerini size göstereceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mücverimizi pişmiş hali burada. Şimdi köfte ile patatesi de koydum. Bir de makarna yaptım. Akşam yemeğimiz bu şekilde arkadaşlar. Yanında bir de yoğurt var. İçeceklerimiz var. Kola, ice tea. Akşam yemeğimiz bu şekilde arkadaşlar. Yemeğimizi yedikten sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Herkes köşesine çekildi. Ben de bu Oğlum dizisini çok seviyorum. Onu izleyeceğim şimdi. Daha yeni bölüm başlamadı. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.